Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Uzun zamandır video yapamıyorum. Kusura bakmayın. Zaman bulamıyorum açıkçası. O yüzden yine böyle arabada videolara dönelim dedim. Çünkü şey yaptık, birkaç tane canlı yayın yaptık arkadaşlarla. Değil mi? En son öyle yaptık. Hatta her hafta bir yayınımız vardı. Neyse, sonra biz tabii taşındık. İşte eve yerleşme, yeni bebek oldu bir sürü. O işlerle uğraşayım diye biraz şey yaptım. Ara verdim. Neyse işte biraz işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Yeni, yani ev sahibi olmak zormuş. Hani kızacaksınız belki ama öyle yani. İşte temizliğiydi, şuydu, buydu, bilmem nesiydi. Bakım, tamir, onarım, bir sürü şey uğraşıyoruz. Evi biraz eski aldığımızı söylemiştim sanırım. Hani ucuz olsun diye. İşte biraz bazı şeyleri tamirine, bakımına uğraşıyoruz. Onları da öğreniyoruz bir yandan. Hani Amerika'da işte pencere, kapı değişimi, ne bileyim, evin temiz tadilatı, bahçe işleri falan yaptırılması. Bunları da öğreniyoruz yavaş yavaş. Neyse. Bu arada işte şeyden gelen mesajlara yanıt vermeye çalışıyorum. Süreci devam eden arkadaşlar var, yani Amerika'ya hemşirelik için gelmek isteyen, işte hemşirelik lisans başvurularını yapan arkadaşlar var. Neyse, buralarda ne oluyor? Şimdi Covid Amerika'da çok azaldı. Onu söyleyeyim. Türkiye'de sanırım artıyor. 30 bin vaka, günlük 30 bin vaka. Herhalde artık vakalar tam açıklanıyordur. Bilmiyorum yani. Onda bir aralar gizliyorlardı falan filandı ya. Neyse. Türkiye'de sanırım aşı çalışmaları çok iyi gitmiyor. O yüzden Amerika bu konuda, hani şeyde, Başkan Trump zamanında Covid'in yönetilmesi yönünden çok kötü giden Amerika, aşı konusunda dünyada en ön sıralarda diyebiliriz. Yani özellikle şey, benim yaşadığım Texas eyaleti bayağı hızlı gidiyor yani. Bugün 29 Mart itibariyle tüm yetişkinlere aşı yapıyorlar artık. Yani bugüne kadar işte önce yaşlı 65 yaş üstü ve sağlıkçılarla başlandı. Sonra işte 18 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar falan dendi. Neyse, şimdi şeye geçtik. Bir sonraki aşama olan 16 yaş üstü, herhangi bir hastalığı olmayan herkes, yani bütün 16 yaş üstü herkes diyebiliriz kabaca. Bugünden itibaren aşılanmaya başlanacak. Her yerden zaten randevu şeyleri geliyor, işte bir hastaneye vesaireye kayıtlıysanız işte arayın, randevu alın. Benim iş yerimden de şey var, yakınlarınıza aşı yaptırabiliyorsunuz. Benim iş yerimin öyle bir hizmetim var diyeyim. Hani kanser hastanesi olsa da öyle bir şey yapıyor. Neyse, işte işime bugün yarın herhalde şey yapacağız, bir aşı yaptıracağız. Burada şimdi kaç tane aşı var? Pfizer, BioNTech vardı. İlk o başlamıştı. Ben onu oldum hatta. Sonra Moderna, yine mRNA aşısı Moderna başladı. Onu da yapıyorlar yaygın biçimde. Sonra Johnson & Johnson geldi. Şimdi yeni, yakın zamanda başladı o da. Tek doz. Diğerleri gibi iki doz değil. Onun işte biraz hızlandıracağı söyleniyor. Yani iki doz olması biraz olumsuz bir şeydi hani uygulanabilirlik açısından. Neyse, şimdi Johnson & Johnson'la etkinliği diğerleri kadar yüksek olmasa da sonuçta aşı aşıdır deyip herkese yapacaklar. Size ne denk gelirse onu yapacaklarını söylüyor. Yani randevu alırken işte şu aşı, bu aşı diye seçemiyorsunuz. O an ellerinde ne var? Genelde Moderna diye görüyorum ben. Yani çoğu yer ağırlıklı olarak Moderna ve
Johnson & Johnson yapıyorlar diye görüyorum. Yani yanılıyor olabilirim. Her neyse. Yani bütün yetişkinler aşılanmaya başlanacak. Birkaç gün önce baktığımda tüm Amerika genelinde 10.000 Covid vakası bildirilmişti. Yani Türkiye gibi küçük bir ülke, hani 84 milyon nüfus için 30.000 çok fazla, hani bu şartla Amerika 350 milyona yakın insan için 10.000 çok makul. Bir aralar çok yüksekti Amerika, şöyle kötü böyle kötü herkes bir şeyler diyordu. Neyse, aslında o zaman da çok kötü değildi. Hani bölge bölge belki. Yani hiçbir zaman ben çok Türkiye'deki gibi saçma önlemler tabii hiç görmedim. Ben deliriyorum yani, o işte sokakta yürüyen insanlara maske cezası verilmesi falan, ne bileyim. Yani çok saçma sapan, hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Burada hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı olmadı. Hani belki olsa iyi olurdu falan diyebilirsiniz ama ben yani doğru bulmuyorum ya. Sokağa çıkma yasağı çok saçma. Ha, okulları kapat, ne bileyim iş yerlerini kapat. Ama sokağa çıkmakla ne alakası var Covid'in yani? Sokakta değil ki hastalık. Yani insanlarla bir araya gelmedikten sonra sokağa da çıkabilirsin, ormana da çıkabilirsin, parka da gidebilirsin. Mesafeni koruduktan sonra maske takmak zorunda değilsin. Yani niye insanlar maske takmak? Kalabalık ortamda maske takman gerekiyor. Yani parkta tek başına yürüyen bir insana maske takmadın diye niye ceza verilsin? Çok saçma şeyler. Yani çok saçma uygulamalar yapılıyor Türkiye'de. Hiç işe yaramayan ama çok kısıtlayıcı şeyler. Ne bileyim, alkol satın alamıyorsunuz hafta sonu. Tamam, Avrupa ülkeleri de yapıyormuş. Onlar da yanlış yapıyor yani. Ne alaka yani? Alkol satın almamakla ne alakası var? Yani insanlar bir araya gelmesin, eğlenmesin. Hastalık artıyor. Yani başka şeyler yapar insanlar. Hafta sonu almaz, önceden alır. Yani bu tarz kısıtlayıcı şeylerle bilinç arttırma ya yönelik şeyler yapmak lazımdı. Yani tam tersi, bilinç oluşmasını engelleyici şeyler yapıldı. İşte vaka sayılarını az söylemek, işte gizlemek vesaire. İşte hasta vaka gibi bir ayrım yapıp bunu kimseye söylememek gibi. Yani insanlarda rahatlamaya sebep olan şeyler yapıldı. İnsanlar işe gitsin, çalışsın isteniyordu. Harcama yapsın, alışveriş yapsın isteniyordu. O yüzden böyle sorun yokmuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ve kısıtlamalar yani çok saçma. Neyse, çok uzatmayayım. Hani burada hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Hani okullar kapandı, ne bileyim iş yerleri kapandı, mağazalar kapandı, restoranlar kapandı. Bir sürü şey oldu ama hiçbir zaman yok sokağa çıkma yasağı, yok içki alamazsın, yok işte sokakta maske takmadın, öyle bir şey hiçbir zaman olmadı yani. Polis zaten hiçbir zaman Covid ile ilgili bir şey yapmadı, hani ne diyeyim, müdahalede bulunmadı vesaire. Ve şu ana kadar da yeterli olduğunu düşünüyorum. Tamam, dönem dönem artışlar oldu burada da ama neyse, şimdi aşıyla bayağı kontrol altına alınabildi diye düşünüyorum. Yeni başkan çok büyük prestij kazandı bununla ilgili. Çünkü göreve gelmesinden 2 ay kadar sonra 100 milyondan fazla aşı yapılmasını sağlamış oldu. Hani tesadüf de diyebilirsiniz. Hani zaten aşılar o zaman, onun göreve başlayacağı zaman kullanıma hazır hale gelmişti falan. Şans diyebilirsiniz. Neyse. Ama hani ben öyle düşünmüyorum. Bir de destek paketinin onaylanması için çok uğraştılar. Herkese kişi başı diyelim para verildi. $1,400 bu son üçüncü ödeme olarak. İlk başta $1,200 yetişkinlere, $500 burada kaza olmuş. Neyse, $500 çocuklara verdiler geçen yıl. Sonra kişi başı 600 verdiler ikinci pakette, $600. Şimdi bu son pakette de kişi başı 1400 yetişkinlere ve çocuklara aynı tutar verdiler. Bir de işte çocuklar için sağlanan vergi indirimi, yani ek para alıyormuş gibi düşünebilirsiniz onu. Çünkü vergiden doğrudan düşürülüyor, vergi gelirinden düşürülmüyor. Direkt verginizi düşürüyor. Yani devlete işte $5,000 vereceksen $3,000, $2,000 veriyorsun.
O 3000 dolar cebinde kalıyor mesela. Çocuk için 3600. Küçük çocuk için 3600, büyük çocuk için 3000 dolar verilecek. Bir kısmını da önden Temmuz ayından itibaren yatıracaklar. İşte işsizlik maaşlarına vesaireye bir sürü katkı yapıldı. Aşılama programlarına bir sürü katkı yapıldı. Yani bence bunlar çok olumlu etki yaptı diye. İleride işte enflasyon yükselir falan filan diye yani bir sürü para bastı dağıttı. Ama Amerika ekonomi konusunda hani 2008'de tabii kötü bir şey gördük ama ben burada değilim o zaman. Ben sonrasını görmüştüm. Neyse ara sıra krizler olsa da genelde ekonomi iyi yönetiliyor diye düşünüyorum. Çünkü profesyonelce yönetiliyor. Yani Türkiye'de şu anda biraz profesyonellikle ilgili problemler var yani. Yönetimde profesyonellik dışı hareketler yapıldığı için sorunlar çıkıyor diye düşünüyorum. Her türlü yönetim yani sağlık hizmetleri, sağlık sektörü, devlet yönetimi de olsun. Bütün her konuda yani. Her neyse işte devlet biraz yardım yaptı. Aşılama iyi gidiyor, vakalar azalıyor. Dönem dönem ufak böyle hafif artışlar oluyor ne bileyim. Geçen mesela bahar tatili vardı, okullar kapalıydı. Ondan sonra bir hafif artış oluyor ama önceki dönemlerdeki gibi aşırı olmuyor. Pek çok eyalet kısıtlamaları kaldırdı. Mesela Texas eyaleti maske, işte mesafe kısıtlamalarını kaldırdı. Yani eyalet bazında, eyaletin kendi kontrolünde olan şeyler için diyeyim. Nerede yani? Kurumlar yine kendi kurallarını uyguluyorlar. Marketler, restoranlar, mağazalar. Eyalet sonuçta bir Türkiye'deki gibi değil yani. Devlet ve eyalet her şeye karar veremiyor yani. Eyalet diyor ki maske takılması zorunlu değil. Ama sen işletmende takılmasını zorunlu kılabiliyorsun. Yani kimse sana eyalet bunu serbest bıraktı. Sen niye şart koşuyorsun diyemez. Çünkü orası özel mülk yani. Ben işletmemde istediğim gibi yaparım yani. Onun gibi yani. Çünkü benim çalıştığım kurum hala sıkı önlemler almaya devam ediyor. CDC ne bileyim okullarda çocukların mesafe konusunda 1 metreye düşünmesini önermiş. 2 metreden. O yüzden daha çok çocuk okulda ders yapabilecek. İşte aşılı olan bireyler bir aradayken nasıl diyeyim maske takılmasının gerekli olmadı. Yani kalabalık bir ortam ama herkes aşısını oldu. İşte iki doz aşını oldu. Belli bir süre geçti. Artık maske takmaya gerek yok diyorlar. Öyle öneriyor CDC. Onun dışında aşılı olan birey eğer COVID pozitif biriyle korunmasız bir araya gelmişse maskesiz vesairesiz karantinaya girmesine gerek yok şeklinde bir yine tavsiye bulundu. Yani normalleşme adına çok güzel şeyler. Yani ben seviniyorum. Bu yaz çünkü biz şimdi eşime de aşısını yaptırabilirsek bu yaz Türkiye'ye gelmek istiyoruz tatil için. Çünkü geçen yaz gelecektik. Normalde 2 yılda bir Türkiye'ye gidiyoruz. Böyle planlıyoruz. Geçen yaz gitmemiz gerekiyordu. 2 yılın üstü geçmişti. Gidemedik Covid kısıtlamaları yüzünden. İşte bu yaz gitmek istiyoruz. Bakalım. Bu yaz sonu Amerikan vatandaşlığını da hak ediyoruz. Amerikan vatandaşı olmadan önce Türk pasaportumuzla yine bir gidip gelelim. Küçük bebeğimiz de Amerikan vatandaşı. Onun için yapacak bir şey yok. Onun için konsolosluğa gitmemiz gerekiyor. Türk vatandaşlığını alabilmek için. Yani Türk vatandaşlığını kazanıyor tabii doğrudan otomatik olarak ama tabii bunu bildirmek, başvurmak falan gerekiyor. Kimlik, pasaport almak için konsolosluğa başvuracağız. Her neyse bizim de vatandaşlık işlemleri uzun sürebiliyor. O yüzden o başvuruları yapmadan önce hala Türk vatandaşı yeşil kart sahibi olarak gidip gelelim. O arada bir belki ufak tatil ekleyebiliriz oraya. Hani Türkiye'ye gitmişken buraya geçen en son geldiğimizde Yunanistan'a gitmiştik. Birkaç günlüğüne. Yine öyle bir ufak bir tatil ekleyebiliriz. Yani Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde olabiliriz. Düşünüyoruz yani bakalım. İşte normalleşme o yüzden. Türkiye'de normalleşme olmasını istiyorum ama
maalesef gerçekten gerekli önlemler alınmadığı ve çok gereksiz, saçma sapan, kısıtlayıcı önlemler alındığı, için bir düzgün bir kontrol sağlanamadı. O yüzden de iyi gitmiyor diye düşünüyorum. Bakalım, inşallah düzelir. Neyse, Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili haberleri takip ediyorum. Dolar, işte Türkiye'de dolar TL 8 lirayı geçti. Üzülüyorum. Benim için iyi diye düşünebilirsiniz. Sonuçta dolar kazanıyoruz ama öyle değil yani. Sonuçta Türkiye'de ailemiz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, bir sürü insan var. Sevdiğimiz insanlar var. Arkadaşlarımız var. Malımız, mülkümüz var. Onların da değeri hiç oluyor yani. Değersizleşiyor her şey. Neyse. Üzülüyoruz o yüzden. Kızıyoruz falan ama bir yandan da ben yani ne yalan söyleyeyim, seviniyorum. Çünkü Türkiye'deki yönetimin değişmesi için de başka yol yok yani. İyice hani dibe batmadan diyeyim, olmayacak. Çünkü hep böyle bir yani o kadar da kötü değil denebilecek bir durum varsa maalesef yeterli etki yaratmıyor. İlla ki dibe batıp artık da bundan daha kötüsü olamaz diyebileceğimiz bir duruma gelmemiz lazım ki herhalde o zaman aklımız başımıza geliyor. Her neyse yani zulmün artsın ki sonun tez olsun, neydi o laf? İşte onun gibi bir şey yani. Artık siyasi görüşümde anlıyorsunuzdur. Yani. Siyasi görüşüm çok değişti aslında zaman içinde maalesef. Şeyler yaşadık. Neyse, bunlara girmeyelim. Onun dışında işle ilgili nasıl gidiyor? İş iyi gidiyor. Yani bir sıkıntı yok. Çok şükür çalışıyorum. Biraz proje, çok sorumluluk aldım. Onun yetiştirmem gereken çok şey var işte, böyle proje tarzı. Bazen kendime kızıyorum yani, her şeyi niye atlıyorum diye. Ama maalesef biraz şey, zaman yönetimi konusunda, odaklanma konusunda sıkıntılarım var, her zaman vardı. Neyse, projelerimi yetiştirmeye uğraşıyorum. İşte mali yıl bitmeden işte bir sürü şey var yetişmesi gereken. Hastane işte biraz mali olarak toparlandı. Belki bu yıl, geçen yıl bize zam yapmadılar. Her yıl zam yapıyorlardı. Prim falan veriyorlardı. Bu yıl ya geçen yıl vermediler. Bu yıl belki biraz toparlayıp zam yapabilirler. Yapmasalar da çok şükür yani işimizi kaybetmedik. Tüm Covid sürecinde çok şükür işimiz vardı. Maaşımızı düzgün aldık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Üstüne bir de devletten bir sürü para aldık. Yani hani şikayet edebileceğim bir şey yok. Yani aman bu yılda zam yapmıyoruz derlerse sağlık olsun deriz yani, ne yapalım. Ama sanırım yapacaklar çünkü hem enflasyon, işte bu piyasaya sürülen trilyonlarca dolarlık yardımlar vesaire, devlet yardımları işte sebepli oluşan enflasyon, onun dışında işte her yerde normalleşmeye bağlı, işte bütün hastaneler düşük personelle çalışıyordu. İşe alımlar durdu. Şimdi biz mesela başladık işe almaya. Artık şey yok yani, hani kısıtlamalar azaldığı için normal Covid öncesi hasta sayılarımıza döndük diyebiliriz. İşleyişimize döndük sayılır diyebiliriz. O yüzden de yeni personel alınıyor her yerde. Yani bir sürü arkadaşım hemen başvurdukları pozisyonlara hemen alınıyorlar yani. Fatma'yı hatırlıyorsunuzdur mesela, o öyle oldu. Bir sürü iş teklifi geldi. Kız birkaç hafta içinde işe girdi. Hatta aynı anda birkaç yerden teklif aldı. Hangisine karar vereceğini şaşırdı. Öyle bir duruma geldi yani. Hani sizin gibi göçmek isteyen, işte sponsor, işveren olması gerekenler için de olumlu gelişmeler bunlar. Hemşire ihtiyacı çok fazla şu anda. Bir de Covid döneminde yaşı ilerlediği için ama hala çalışmaya devam eden
Benim öyle bir elemanım vardı, hatırlarsınız, belki söylemiştim. Bunlar emekli oldular, yani hani belki birkaç sene sonra emekli olmayı düşünüyorlardı. Ama işte Covid var, işte emekliliğimi de hak etmişim. Ne yapayım, hemen emekli olayım, rahat edeyim diye düşündüler. Çünkü işte yok Covid yayılacak mı, ölecek miyiz, edecek miyiz? Çünkü 60 yaş üstü çok vardı. Her neyse. Yani bu baby boomers denen nesil var ya, boomers, onlar biraz emekli olma süreci hızlandı Covid nedeniyle. Hemşire açığı artacaktır yani bu süreçte. Elinizi çabuk tutun, denkliğinizi alın, RN lisansınızı alın, altın bileziğinizi takın, çıkın gelin yani, değil mi? İşte bundan bahsettik. Başka ne var? Başka da bir şey yok herhalde. Videoyu burada bitirsem mi? Başka aklıma bir şey gelmiyor. Uzun zamandır video çekemedim. Arkadaşlarla bir iki canlı yayın daha yapacaktım. Belki bir süre sonra onu organize etmeye çalışırım. Bir tane çok işinize yarayacak arkadaşım var ama onu ikna etmekte zorlanıyorum. Kendisi biraz şey, hani sevmiyor öyle hani göz önünde olmayı vesaireyi. O yüzden ikna edebilirsem o arkadaşımla bir canlı yayın yapacağım ve çok yararlı bilgiler paylaşacağını düşünüyorum. Onun dışında belki başka aklınıza gelen, işte şu olsa iyi olur, şunu yapsan iyi olur dediğiniz bir şey varsa yapmaya çalışırım. Bu arada blogumda şey var, virüs mü var, zararlı yazılım mı var, neyse işte. Geçen hafta tatil, bir hafta izin aldım onlarla iyi uğraşırım diye, ama işte evdeki işler, tadilat vesaire, şu bu, bebek uğraşırken ona vakit kalmadı. Bir de ev çok dağınık durumda, yani daha yerleşemedik. İki gün önce IKEA'dan bir kamyon eşya geldi. Şimdi onları birleştirip işte eşyaları yerleştirip her şeyi yerli yerine oturtmamız lazım. Evde birleştirilmeyi bekleyen bir sürü IKEA kutusu var. Neyse. Yani ne diyordum? Bloğuma virüs kaçmış. Daha önce söylemiştim. Siz de bana söyleyip duruyordunuz. Onun için özür diliyorum ama en kısa zamanda çözmeye çalışacağım. Bir türlü yani bilgisayar başına oturup uzun uzun uğraşmak gerekiyor. Çünkü onun için bilmiyorum. Kolay, çok kolay bir yolu varsa söyleyin. WordPress'le yapılan bloglarda öyle virüs tarzı, yani dosyaları temizlemek için ben bir yol biliyorum ama o biraz uzun sürecek diye üşeniyorum yani yapmaya. Yani genelde düzgün çalışıyor da işte arada böyle bana da çünkü açılıyor şey. Böyle saçma sapan bir sayfa açılıyor benim bloga girmeye bir şeye tıkladığınız zaman, ne bileyim. O yüzden hani kişisel bilgilerinizi girmeyin bloga. Ne bileyim bir şey açılırsa falan. Virüs var, virüs kaçmış. Enteresan şeyler yani. Neyse. Onu da en kısa zamanda halledeceğim. Yeni yazı falan da yazamıyorum artık şimdi. Sosyal medya, YouTube falan diye dönünce podcast de yapamıyorum. Podcast'i de açtık kaldı öyle. Ona da bakacağım ne yapabiliriz diye. Belki telefonla birilerini arayıp onu kaydedebilirim. Öyle yapan podcastçiler gördüm. Görüntüye gerek yok değil mi? Dostum, sadece konuşuyoruz. Peki yani en kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Süreçlerinizde, başvurularınızda vesairenizde başarılar. Sorularınız olursa bana biliyorsunuz mesaj, yorum, her türlü ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım kaydetmiştir her şey. Normal olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.